Sen bana emir veremezsin lan. Ne sanıyorsun kendini? Kız gibi vuruyorsun lan. Kes lan, kes! Ruh hastasın manyak, seninle mi uğraşacağım lan? Artık uğraşmayacaksın lan. Bir adamı böyle yapar lan. Anladın sen gerisini. Ne oldu Aris kardeş? Çok rahat konuşuyordun. Cezanı versin. Dur lan. Gersin bir daha. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Alice. Hadi Ali, ne kadar kaldı? Geldik bile abi. Hayırdır? Niye toplandınız burada? Silah sesleri geldi de ne oldu diye bakıyoruz. Nereden geldi sesler? Bu evden geldi komiserim. Sinem'in verdiği adres de burası. Hadi giriyoruz. Hakan, arkaya tutun siz. Tamam abi. Kapı açık, önden giriyorum. Dikkatli olun. Selim, bahar, odalara bakın. Anlaşıldı, anlaşıldı. Çok kötü yerden vurulmuş. Yaşıyor mu usta? Yaşıyor ama nabız çok zayıf. 45-41'den merkeze. Bilinen yere acil ambulans. Yukarıda kimse yok, boş. Masada iki tane tabak var. İki kişilermiş. Bir tanesi Giray olabilir. Halisi o mu vurmuştur? Başka kim olacak? Herif dört dörtlük ruh hastası. Halis'i yakaladık. Bilinen yere olay yeri gelsin. Anlaşıldı mı? Ne olmuş? Biri mi ölmüş? Birbirlerini mi vurmuşlar? Siz bu eve kimlerin geldiğini gördünüz mü? Gördük abi. İki uzun boylu adam. Birinin saçları uzundu. Uzun saçlı olan bu muydu? Bak bakayım. Budur komiserim. Neymiş olay? Tamam. Sizlik bir şey yok. Hadi evinize gidin. Hadi arkadaşlar. İki manyak karşı karşıya gelmiş. Normalde yiyin birimiz dersin ama Giray'ın kaçması kötü oldu. Giray'ın tehlikelisi usta. Adam normal düşünemiyor. Biz durdurmasak yine birilerinin canını yakacak. Olay yeri ekibinin gelmesi uzun sürer. Bunu laboratuvara kendim götüreceğim. İyi yaparsın. Hızlı sonuç alırız. Şanslıymışsınız. Daha uzun süre komada kalacağınızı düşünmüştük. Uyanmanız sürpriz oldu. Bana ne oldu? Orasını polisler anlatacaktır. Evet. Ekber uyandı abi. Hadi ya. Kendine geldi yani. Gayet kendinde abi. Gözümün önünde doktorla konuştu şimdi. Geliyorum, ayrılma oradan. Tamam. Tamam, tamam Ali. Beklediğimiz sonuçtu zaten. Giray mı? Evet abi. Silahtan parmak izi çıkmış. Olay yerinde Halis'in telefonunu da bulamadık. Giray'ı almış olabilir. Ben Sinem'e söyledim. Numarayı takip alacak zaten.
Heba Hanım içeride mi? İçeride. Rahatsız etmiyoruz inşallah. Yine ne var? Artık bu tacize giriyor. Canınız her istediğinde çat kapı gelemezsiniz. İstediğimiz zaman geliriz. Oğlun geride bir ceset daha bırakıyordu. Haberin yok galiba. Ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Giray Halis'i vurdu ve kaçtı. Olmaz öyle şey. Yine iftira atıyorsunuz. Tabii tabii tabii. Biz zaten teşkilat olarak işi gücü bıraktık. Sizin oğlunuza iftira atıyoruz. Dönüp dolaşıp hep aynı şeyleri söylüyorsun. Silahta Giray'ın parmak izi var. Neyin iftirası? Yani oğlun yine rahat durmadı. Bizim konuyla alakamız nedir? Giray Bey yetişkin bir insan. Yurt dışına çıkmak istediyse biz ne yapabiliriz? Tutuklama kararı çoktan çıktı bile. Eğer Giray'ın yerini biliyor ve söylemiyorsanız bunun cezası çok ağır olur. Tam başaracaktınız, olmadı değil mi? Manyak oğlun kaçtı. Halis elimize düştü. İyileşince konuşacak ve tüm pislikleriniz ortaya çıkacak. Yakında yine görüşeceğiz. Bana bak Levent. Ne yapıp edip Giray'ı buluyorsun? Bizden önce polisler bulursa benden çekeceğim var, haberin olsun. Hadi. Hadi. Sen geç şöyle. Abi. Başak'la konuştum. Savcılık izin vermiş. Neybahar'la avukatın telefon trafiğini de takip edeceğiz. Tamam. Uzak takip de yapalım. Nereye giderlerse peşinde bizden birileri olsun. Devriye ekiplerine de Giray'ın fotoğrafını gönderelim. Görüldüğü yerde gözaltına alınsın. Ben hallederim onu. Efendim? Sesini duymak ne güzel Selin. Kimsiniz? Peşinde olduğun adamı sesinden tanırsın sanmıştım. Giray? Giray mı? Bravo. Ta kendisi. Söylesene. Beni yakalamayı çok mu istiyorsun? Yakalayacağım. Yakalayacağım zaten Giray. Sabırsızlanma, çok az kaldı. O kadar büyük konuşma. Ben sandığın kadar kolay lokma değilim. Sinem. Şu anda Selin'le konuşan numaranın yerini tespit et hemen. Hadi kızım. Sen benim numaramı nereden buldun? Halis'in telefonunda. Hepinizin numarası vardı onda. Ama ben sadece seninle konuşmak istedim. Sesin o kadar güzel ki. Halis'ten ne istedin? Asabımı bozdu. Vurmak zorunda kaldım. Peki şimdi ne yapacaksın? Kaçmaya devam mı? Aşk olsun Selin. Kaçmak isteyen kim? Ben seni bırakamadım. Bu yüzden gitmiyorum yurt dışına, biliyor musun? Son nefesini verdiğini görmeden bırakmam seni. Kapattı. Ne diyor? Boş tehditler işte. Beni öldürecekmiş, o yüzden kaçmamış falan. Şimdi de sana mı taktı yani? O herif uslanmayacak. Bir şey yapamaz abi ya. Kendi kendini avlıyor. Bizi korkutmaya çalışıyor. Buldun mu Sinem? Aferin kızım, tamam, tamam. Kadıköy yakınlarındaki metro istasyonundaki telefon kulübesinden aramış. Gidip bakalım hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.